ders çalışmaya ayıracağım vaktin, mesela diyelim ki haftada 3 gün ders çalışacaksam onu bir güne indiriyorum. O geri kalan 2 günü mesela gidip inşaatlarda çalışıyorum. Hatta bazen düşünüyorum mesela inşaattayken, ya diyorum benim elim şu an mesela kalem tutması lazımdı, neden kürek tutuyor ki? Ama bakıyorum duruma, hani bir de hayatın gerçekliği var. Bu gerçeklik beni buna itiyor, mecbur kalıyor. Ben 2000 yılında Van'ın bir kenar mahallesinde doğdum. Zor bir hayattan geliyorum. Zor şeyler gördüm, deneyimledim, yaşadım. Hayatın getirdiği, ekonomik hayatın getirdiği zor şeyler değil. İkinci sınıf olmamın yani cezasını çektim. Kürt kimliğim fazlasıyla cezasını çektim. Ben depreme katılmıştım gönüllü olarak. Hatay Antakya'da çalışıyordum, enkazlarda cesaret çıkartıyordum. Bununla ilgili psikolojik bir çalışma vardı. Sorular sordular bana. Bir soruda şeydi, hani etkilendiniz bir olay anlattım falan. Anlattım, bana şey sordular, hani hiç etkilenmediniz mi bu kadar cesaret gördün sonrasında, nasıl yemeğini yedin falan tarzı. Ben dedim hani devlet sağ olsun ki alışkınız maalesef acıya, mezara, kana, alama. Çok etkilenmedim. Sert bir şekilde büyüdüm. Ya aslında her Kürt gencinin içinde böyle Diyarbakır sevdası vardır. Benim de içimde yani bir Diyarbakır sevdası olduğu için ben Diyarbakır'da okumak istedim. Matematik bölümü okuyorum. Çok zor bir bölüm zaten. Bir 5 tane alt tanım var. Eve çıkma nedenimiz, arkadaşlar arasında konuşuyorduk böyle eve çıkalım falan. Otan arkadaşımız yurttan atıldı. İşte o da bir bahane oldu bizim için. Bu bahaneden dolayı biz de kendimizi evde bulduk. Biz ilk geldiğimiz zaman 9 katlı 18 daire, 18 dairedir. Bir tanesi hariç yani 17 dairesi dopdoluydu. Neyse depremden sonra işte aileler daha güvenli yerlere gitti, ev orta hasarlı olduğu için. Yani kimse kalmadı. Biz de bu senenin başında geldik. Hani açıkçası evi değiştirmek istedik. Hani hem doğalgazlı hem de depreme dayanıklı, en azından az hasarlı bir binaya geçelim diye. Hani öğrencilerin genellikle kaldığı ofis semti, ofiste baktık kiralara, hani daha uygundur diye öğrencilere. Orada da 8 bin ile 10 bin arası, yani en düşüğü 8 bin lira kira vardı. Ondan sonra bunun depozitodur, komisyondur, taşınmadır derken hani hemen hemen 20-25 bine mal oluyordu bize. E tabii biz de öğrenciydik, hani bu parayı karşılayacak bir ekonomik durumumuz yoktu. İşte düşündük arkadaşlarla hani nasıl yapalım, nasıl edelim. Çünkü binada kimse kalmamış. Şu an bizimle birlikte 3 aile kalıyor sadece. Hani 3 tane daire. 18 daireden 3 daire dolu. Diğerleri hepsi boş. Tekrardan bu evde kalmaya devam ettik. Yani evimiz doğalgazlı değil, sobalı. Odun ve kömür sobası da, onun da hesabını yaptık. Bize maliyeti çok yüksek. Hani onun yerine elektrikli soba kullanalım dedik. Elektrik faturası çok gelmeye başladı. Geçen gün borçtan dolayı ödeyemedik yani borcumuzu. Ondan dolayı elektriğimizi kestiler. 2 gece elektriksiz kaldık. İşte borcunu ödedik bir şekilde. Arkadaşlarla işte topladık, bir yerlerden bulduk. Ödedik elektriğimizi, elektriğimizi açtılar. Öyle yani şimdilik bu evde yaşamaya devam ediyoruz. Ha yarın bir gün deprem olur, farklı bir şey olur, başımıza mı yıkılır, ne olur? Artık hani bunları geçtik artık hani. Başımızı sokacak bir yerimiz olsun, bir yuvamız olsun. Artık orta hasar mı, ağır hasar mı? Çünkü durum bunu gerektiriyor yani. Çıkacak durumda değiliz. Biz bu durumdan önce biraz da umutluyduk. İşte okul okuyoruz falan, çevremizde çok okuyan yok. Gideceğiz, bir şeyler göreceğiz, öğreneceğiz falan. Misal ya geldiğimiz noktada da şunu düşünürüz. Acaba okul okumazsam mı? Tamam okul okuduk da ne olacak? İşte ben ailenin büyüğüm. Ailenin benden bir beklentisi var. Yani erkek olarak da benim en büyükleri. Şimdi okul okuyacağım, atanmayı bekleyeceğim bir süreç. Burada psikolojik sorunlar başlayacak. Ha botan atandım mı? 26 oldun, şu oldun. Şimdi geldiğimiz noktada hakikaten Türkiye'de okul okumanın hiçbir anlamı yok. Kaygılarımız var. Hani üniversite hayatında çoğu zaman böyle tatlı bir bocalama oluyor. Üniversite hayatında, meslek hayatında falan da artık bu şeyden çıktı. Bu artık bir tatlı bocalama değil. Hani bizi intihara sevk eden bir bocalama. Mesela Ekim ayında 4 sarı arkadaşımız intihar etti. Biri yemekhanede kendini astı. Bu artık tatlı bocalamayı geçti, insanı intihara sürükleyen bir bocalama dönüştü. Zaten bizim ders çalışmamız gerekiyor. Biz ders çalışmamız başlamadı. Evet. Akşama kadar kütüphanede takılalım. Kendine ders çalışalım. Evet. Akşam gelir sabahımızı bir saat vurur izin olsun. Mecbur yapacağız burada. Yani evde kalmayacağız artık. Sabah çıkacağız, akşam geleceğiz.
Okulun yok, yine evde kalmayamaz. Yine gel kütüphaneye. He, hafta sonları da evde kalmayacağız. Benim bir sürü dersim var, ben nerede? Bir matematik okuyorum. Haftanın 5 gününü okulda geçiyorum. Memur gibiyim ben. Alttan derslerim olduğu için full okuldayım. Saat 8'de uyanıyorum genellikle. 9'da ders başı oluyor. Ya kahvaltı yapar, genellikle yapmıyorum. Okulda yapıyorum ya da yapmam. Okulda okulun verdiği yemeği beklerim. Çoğu zaman öyle oluyor. Yani saat 4-5 gibi dersimiz biter. Eve geliriz. Yemek sırası bende ise yemeğimi yaparım. Bende değilse de zaten Raşit yapar, ben kütüphaneye giderim, ders çalışırım. Sınav zamanlarında zaten yemek genellikle yapmıyoruz yani. Cebimizden yiyoruz bu ekonomik koşullarda. Sınav zamanları daha çok ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Sesam milyon ceyran ve heybi ha. Kanı, saat bir saat. Baş eve yayılmaz. Müteder basit etkiliyor. Nesat milyon teyir. Harcamakta. Evet. Boş. Bir de çay milyon. Sen de meheye meneyesin. Milyon yılmaz kırı var. Benim seri meheyin aynen. O da ne? Eni katili neydi? Ana katan canıma sapıdan çıkmış. Yapadı. Yüzden buradan. Yapadı. Biri. Malum Emre'nin al dişine. Dişine. O da ki. Her dişli dişine. Hem ne oldu senin? Yaşan baban. Ne karın feyre bir günü var. İlk senelerde yine iyiydi. En azından beraber dışarı çıkabiliyorduk. İşte bir kafeye gidebiliyorduk ya da ne bileyim. Hani az da olsa bir tiyatro mesela sinemaya gidebiliyorduk. Tabii sosyal aktivitelerde bulunabiliyorduk. Sadece ev arkadaşları değil, genel olarak üniversitedeki dışarıdaki diğer arkadaşlarla da masraflar artınca biraz kısmaya başladık. Ondan sonra bu sene ise tamamen koptu. Bu sene yapabildiğimiz tek aktivite haftada, hatta iki haftada bir Ahmet Spor maçına gitmek. Yani yani yapabildiğimiz tek aktivite bu. En azından mesela eskiden yemeğimizden, içmemizden kısar, işte ne bileyim bir tiyatroya giderdik ya da bir sinemaya giderdik. Bu sene tam tersi, sosyal aktivitemizden kısıyoruz, yemeğimizden kısıyoruz, işte faturalara ya da ulaşıma ya da ne bileyim işte kiraya yetişebilmek için. Hani dördümüzün de ailesi o kadar zengin ya da ne bileyim işte her ay belli sabit bir miktar gönderebilecek bir aile değil. Hani biz zaten daha önce belirttim ki diğer arkadaşlarım da keza öyle, mesela biz yazın gurbete çıkıp çalışıyoruz. Ailemize destekte bulunuyoruz. İşte okul vakti okula dönüyoruz. Burada mesela ben inşaatlarda çalışıyorum. Hani haftanın birkaç günü. Mesela diyelim ki haftada 3 gün ders çalışacaksam onu bir güne indiriyorum. O geri kalan 2 günü mesela gidip inşaatlarda çalışıyorum. Hatta bazen düşünüyorum mesela inşaattayken. Ya diyorum benim elim şu an mesela kalem tutması lazımdı. Neden kürek tutuyor ki? Tarzında. Ama bakıyorum duruma, hani bir de hayatın gerçekliği var. Bu gerçeklik beni buna itiyor, mecbur kalıyor. Yani arkadaşlarla o sosyal aktivitede yok denecek kadar, yani hiç yok. Hatta mesela ben içimde çok kalmış, bu bir tane film çıkmış işte sinemada. Çok izlemeyi isterdim. Hani bir de bizim orada Karayazı'da çekilmiş bir filmdir. Daha hala gidemedim. 1,5 ay oldu hemen hemen vizyona gireli. Mesela gidemedim. Eva Çameci ya yerli ya. Çapa çamzah bu hep uyuyem ya yerli duman. Evde kalıyoruz. Yani yurtta da kalsam çok şey değişmeyecekti. Mesela ben bu şehirde kendime elbise almıyorum. Yani çoğunlukla hani tek bir ya da iki defa almışımdır. Hani niye mesela yaz oluyor, Van'a gidiyorum, çalışıyorum, param oluyor, alıyorum. Mesela burada yok. Ya hani tiyatroya nadir gidiyorum. Sinema neredeyse hiç gitmiyorum. Zaten konserler zaten ateş pahası. Zaten sosyal hayatımız bitmek üzere şu an. Hatta bitti. Ben neyse çoğu zaman şunu da düşünüyorum. Diyorum ki son senemiz. Ben bu sene üniversite başlasaydım hani hayatta, gerçekten hayatta kalamazdım ha. Ekonomik anlamda bayağı sıkıntılar çekiyoruz. Yani her öğrencinin çektiği gibi. Mesela ben Diyarbakır'a geldiğim zaman Diyarbakır'ın bir kültür kenti olduğunu biliyordum. Sadece Diyarbakır'la sınırlı olmamalıydı. Mesela Mardin var etrafımızda, Gaziantep olsun, Şanlıurfa olsun. Bir sürü saymadım. Yani çevre kentler var. Gidemiyoruz maalesef. Yani gitmek isterdik. Ama ekonomik koşullar buna elverişli değil maalesef. Ancak temel şeylerimizi biz karşılayabiliriz şu an. Yani şu an tam anlamıyla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mesela dayım bahseder işte üniversiteye gittikleri zaman da şöyle konserler, bu şehre gezmeye gidiyorlardı, şöyle gidiyorlardı. Ben bundan Van'a, ben ilk geldiğim zaman 100 TL'ydi, şu an 500 TL. Ben Van'a gidip geliyorum, 1000 TL'm gidiyor. Ben sonrasını düşünüyorum, acaba Van'a gitsem mi, gitmesem mi, ailemi görsem mi, görmesem mi? Yani ailemi görmeye mi gideyim, sonra parayı kendim için mi harcayayım? Yani bir pantolon mu alayım, o ailemi görmeye mi gideyim yani?
geldiğimiz durum maalesef bu. Sadece ben değil, birçok arkadaşım, ev arkadaşım, hani hepimiz bu geleceğe dair kaygıyı yaşıyoruz. Ondan sonra içinde bulunduğumuz ekonomik durum daha iyi şartlarda yaşamamıza el vermiyor. Kültürel olarak, sosyal olarak tamamen bitmiş durumdayız. Bir şiirde de geçer yani, ismin Botansa, kaç ortada doğmuşsan tüm devlet kurumlarında ölmüşsündür. Ben biraz hani özel sektörde çalışma fırsatı var diye ben bu bölümü istedim. Ama hani geldiğimiz noktada aldığımız eğitim, online geçti eğitimimiz, doğru düzgün eğitim de alamadık. Bir de üniversiteye girince daha fazla fark ediyorsun, eğitim hakikaten kalitesiz. Hani slayt olmadığı için dersi iptal eden hocalar biliyorum, duyuyoruz, tanıyoruz. Hani geldiğim noktada tek şansım atanmak. O da ne kadar gerçekçi. Yani sürekli zaten Kürt kimliğim üstünden ben aşağılanıyorum, bir şeyler geliyor başıma. Çok da umudum yok hani atanmakla ilgili. Hoş bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz ya da farklı bir mesleğe yöneleceğiz ya da farklı bir şey yapacağız. Hani şu an bir belirsizlik var önünde. Tamamıyla bir belirsizlik var. Kaygı veriyor bu zaten bana, bu belirsizlik. Bilmiyorum şu an önümde nasıl bir süreç var.